Benim de mesela yaramazdı. Burada da yaramazlar var bir sürü. Ama gerçekten farklı mıydınız çocukken? Mesela onu çok merak ediyorum. Tabii yani herkes şaşırıyor. Annem 24 çocuk doğurmuş. Sağ 24? Kalan 24. 7, aynı anne babadan. Sağ kalan 7 çocuktan işte en küçük ben. Bir de benim küçük kız kardeşim var. Üsküdar'da doğduk biz. Tabii baba tarafı Kafkasyalardan falan oralardan. Anne tarafı da işte Makedonya, Bulgaristan falan böyle. Göçmenlik de var. Gelip Kastamonu dolaylarında tanışıp evlenmişler ve Üsküdar'a yerleşmişler. Eskiden Üsküdar Kastamonu'nun ilçesiymiş. Hı hı. O taraflardan herkes o tarafa gelinmiş. Babalarım, dedelerim ilk Üsküdar Beşiktaş motorlarını kuran. O zaman kürekle yolcu taşırlarmış. Motor kürekle, yok ya, tabii. Motor yok tabii. Üsküdar Gazete Bayiliği almış, onları yapmışlar falan. Tabii Üsküdar'da doğunca ben çocukluk, yaramazlık falan hep devamlı ağaca tırmanmalar, binadan iple inmeler falan. Derken Tarzan filmlerini seyrederdim çok. 7 yaşında ben Tarzan... Etkileniyordunuz değil mi? Tabii çok. Ben hangi film izlesem o karaktere bürünüyordum mesela. John Wayne isimler oynardı. Olimpiyat yüzme şampiyonu. Biliyorum. O kadar güzel yüzer, bıçak atar falan ya Tarzan. Vücut da güzel ya. Ben de ileride böyle işte güzel vücudum olsun diye hep imrenirdim. Ve Tarzan ağaçlarda yaşıyor ya, hemen ben ilk işim bizim bahçedeki ceviz ağacının en üstüne bir dallardan ev yapmak oldu kendime. Dallardan, ağaç evi yaptınız bir nevi. Bir, yanlarında sarmaşıklar falan. Otlar hani kapalı olacak ya. Sonra biraz daha büyüyünce dedim bizim evin terasından, iki katlıydı evimiz. Terasından o ceviz ağacındaki evime halat gerdim. Hani komando geçişi var ya böyle ters ama. Bu anlattıklarınız bizim aşağı yukarı kaç yaşında oluyor? 7 yaşında biliyor musun? Ondan sonra tabii o filmlerin... Yani 7 yaşında bunları gerçekten... Tabii. Filmler, şimdi tabii çocukken filmlerin etkisinde kalıyoruz. Ben çok severdim sinemayı. O sinemadan çok şey öğrenirim falan diye. Aynı zamanda da ileriki yaşlarımda da mesela Beyoğlu'nda sinemaya giderdim. 1.45, 2.30, 6.45. 3 tane alırdım sinemaya. Arka arkaya izlerdim. İngilizcemi de ilerletirim diye ondan çıkıyordum. Bir sandviç ötekine giriyordum. Sonra bir portakal suyu ötekine giriyordum. Ve oğlumda Üsküdar'a dönüyordum. O çocuk yaşlarında babam işte Kız Kulesi'nden orada yüzdürürdü bizi. Akıntı'da, Şevşepaşa'da motor var ya. Üsküdar Beşiktaş motorumuz oldu ya. Orada bir kere hatırlıyorum. Beni Beşiktaş'ta yolcu taşıdı, indirdi. Hadi dedi bakalım Kız Kulesi'ne kadar yüzebilecek misin diye. Beşiktaş'ta ben motordan atlayıp 8-9 yaşlarındayım. 8-9 yaşlarındayım. Kız Kulesi'ne. Kız Kulesi'ne yüzdüm. Herhalde bir 300 metre var mı? Daha fazladır belki. Nasıl 300 metre? Yok. Beşiktaş'tan Üsküdar Salacak. Beşiktaş'tan. Tabii. Ben bir an onun sahilinden Kız Kulesi'ne kadar sandım bir an. Ondan sonra bir de orada beni motora alıp, o zaman motorlar kıştan takma ya, arıza yapar diye kürekleri de var onların. Evet. Yani motor arıza yaparsa kürekte idare ediyorsun. Babam o yüzmeden sonra kürekle beni o Şemsipaşa akıntısı var ya Salacak. O akıntıdan Üsküdar'a kadar kürek çektirdi. Kızardım babama falan. Bir gün yine oğlum... Macera oradan başlamış ya. Yani şey, zorlanmaya küçüklükten başlamış. Evde şey yaptı. Güreşçiydi babam. Güreşi çok sever. Anneme iki tane yorganı üst üste diktirdim. 7 kardeşiz ya o zaman. Birbirimizle güreştiriyor babam falan. O güreşleri hiç unutmuyorum. Bir keresinde benim büyük abim elimi şeye yapıştırdı. Sobaya. Bayağı böyle yaktım işte sobaya. Aradan 2 hafta sonra ben onu mangala oturttum güreşirken. bütün mahalle diyor ki Ahmet Bey. Babamın adı Ahmet. Ahmet Efendi. Bu çocukları öldüreceksin sen, vazgeç bu güreş sevdalarından falan diye. Hatta bir kere de iki abim, yani benim büyüğümle ben güreştiriyorlar. Ben küçük olduğum için devamlı yenilen ben oluyorum tabii ama çok hırslıyım. Hırs var. İle yeneceğim. Abimi kapladım gibi ileri doğru iterken camdan dışarı düşmek üzereyken son anda babam kurtardı bizi. Camı böyle parçalayıp mahalleye düşeceğiz ya, bir katı mı? Olsun ondan sonra, Allah korusun bir kat bile olsa öldürür yani. Tukan sonra bütün mahalle gelip babama Ahmet Efendi siz anne dedik bu çocukları yapma bunu falan diye yaparken tabii... öyle gidiyor çocuklar, yani çocuk yaşlarda meraklıyız ya.
bana bıçak atma merakı saldı. Annemin bütün ekmek bıçakları var ya. Ağaca çalışıyorum, o ceviz ağacına benim. Yaş gene aynı. 8, 9, 10 gidiyor yani. 7, 8, 9, 10 hep böyle ama sat olana kadar gitti. Şimdi bıçak atıyorum ya, başladı. Bıçak çok güzel atmaya başladım. Bıçağın boyuna göre yarım devirle atıyorum 180 derece. Ona göre uzaklaşıyorum. Çift devirle atacağım. İki misli mesafe geriye gidiyorum. Bazen bıçağın poposu vuruyor, bazen ucu geliyor falan. Böyle bir 4 saat falan bıçak attığım oluyordu. Annemin bıçakları kırılınca annem tabii çok bozuluyor. Sonra dedim sirkler, filmlere gidiyorum ya, sirkler var. Sirkte böyle adam kadını tutuyor, böyle duvara duruyor. Bıçak atıyor ya. Kız kardeşim muzu çok severdi Sevgi. Sana muz alacağım, gel bu tahtada böyle dur diyordum. Tuvalet tahta kapısı. Bıçak atmak için. Tabii. Kız öyle duruyor. Zing, bıçak buradan yanına. Koltuk altından vuruyor yana filan. Sonra hiç bir başınıza bir şey gelmedi mi yani, ya da kardeşim? Çok atıyorum ama. Ha, artık uzmanlaştınız orada. Uzmanlığımda oluyor bu. Hemen de aka kardeşim şuraya bir geçer misin? Şöyle tak 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 yayında. Sonra mesela yaprak koyuyordum o ceviz ağacına. Yapıştırdım, o bıçağı atıyordum. Bir de düz yürürken hani artistik olsun diye geri dönüp bahane atarsın ya filmlerde. Evet. Onlara filan başlamıştım. Bir gün annem yakaladı, oğlum bütün ekmek bıçaklarını mahvetti, ne oluyor filan diye kızıyor ya. Bir gün bahçeyi açtı, nerede benim bıçağım dedi. Bıçağım bak böyle tutuyorum, hiç bakmadan dala atıp sapladım alayım. Yok oy, anne, yok anne, bıçak bıçak filan böyle diye. Sonra nacaklar vardı, böyle küçük nacak vardı yani balta gibi. Evet. Kızılderililer filmine gidiyoruz ya kovboy. Orada da Kızılderililer balta atıyor ya. Başladım balta atmaya. Ama kız kardeşimi atmadım tabii. O ceviz ağacını atıyorum. Ya canım ceviz ağacından böyle parçalar artık dökülüyor. Yok, değil mi? Böyle şey oldu. Kararmaya başladı bıçak attığım yerler. 15 sene sonra doğa gelişince, doğa özelliği bende. Gittim o ceviz ağacından özür dedim, biliyor musun? Cidden mi? Vallahi günah çıkarmaya gittim o ceviz ağacından. Benden çekti. Benim bar fiximdi ceviz ağacı. Ok atma, bıçak atma. Ama sapasağlam duruyordu değil mi? Ha, öyle duruyordu. Sonra müteahhit denen canavar geldi. Onu kesip oraya garaj yaptılar. Otogarajı yaptı. Bizim olayımızın işte temeli bu. Müteahhit denen canavar. Yani siz 10 sene sonra özür dilemeye gidersiniz. Biri gelir hiç düşünmeden söker atar. Yani öyle çocukluk çok böyle denizci aileyiz tabii. Üsküdar Beşiktaş motor yaparken şey, ayaklarımı teknenin önüne oturdum, suya sokardım falan. Hani o Beşiktaş'ta babam suya attı, Kız Kulesi'ne kadar yüzlediği yerler falan. Sonra okul tatillerinde gazete satardık. Üsküdar Gazete başbayıyız ya. Gazete sata sata ben Çamlıca, Kuzuklu'dan oralara giderdim. Üsküdar'dan. Şu çocuğum da. Sonra çok ciddi sata, mesafeler bu arada. Gazete sata sata yürürdüm falan. İşte yüzme, o işte tarzancılık, komandoculuk falan, o yaşlarda hevesim vardı. Jimnastiğe yazdırdı ablam beni. İlkokulda bir jimnastik hocası vardı. Bir de 1953 senesinde 10 yaşlarındayken İngilizce kursuna yazdırdı. Çok sevdiğim İngilizceyi falan böyle. Ki bu kaç sene önce? Yani daha bu, askeri okula girmedi. Bu biraz da vizyon meselesi bu arada. Tabii yani ablam hani olgunlukta şeydi, hocaydı falan. Çok şeker şeydi. Hatta o ara ben çocukken eve genç kızla şey geliyordu, erkek geliyordu böyle 30 yaşlarında, 28 yaşlarında. Eve giriyorlardı anneme el öpmeye. Ablamı diyordum ki annemi amma seviyorlar. Elini öpmeye geliyorlar herkes için. Yani hep şey, genç kızla genç evlenme çağında böyle şeyler, çiftler. Sonra geliyorlar gidiyorlar, ablama dedim ki bir gün, abla dedim ya annemi ne kadar çok seviyorlar falan dedim. Ama geliyorlar dedim. Tabii tabii dedi. Anneni çok severler dedi. Halbuki ablam bizden 15 yaş büyük ya. Biliyor annemin medyum olduğunu. Ben de bilmiyorum. Biz az önce dinledik onları biraz. Şey bilmiyor tabii. Şimdi çok ekstrem şeyler var. Annem mesela anlatımlar var. Evleneceğin kızla geliyor ya çocuk böyle. Annem ona böyle yaptın mı evlenme demek. Veya kız erkekle geliyor ya sözlüsü falan gibi. Annem böyle yaparsa evlen demek. Orada kahve filan bahanesi. Ve ne kadar kesin yaptıysa o baş sallamayı hepsi de olurmuş. Doğru çıkıyor. Mesela böyle yapıp da evlendi mi muhakkak boşanırlarmış ileride. Şu an yaşasaymış ben yalnız gidecekmişim gene. Böyle bir gerçek de var yani. Hani böyle ben, gidiyorum. Yapıyorlar bu kadar. Eşim, senden olmaz. Eşimle tanıştım da Melek'le. İlk eşim. Şimdi ikinci eşim var.
Götürdüm anneme, eve tanışıyoruz ya falan. Aa, annem çok onay sevdi. Verdi mi? Çok sevdi falan. Hiç ne başını yukarı oynadı ne aşağıya. Gördü yani. Bakıyorum anneme, hiçbir işaret yok annemden. Bilgi lazım. Sonra Melek'i evine bıraktım. Yani döndüm, akşam geldim. Anne nasıl falan dedim. Dedi çok uzun sürecek ama dedi. Bir evre acı çekeceksin dedi anne. Hakikaten. Evet, çok enteresan ya. Çok, yani, çok harika. Ve bu üç tane örnek değil, az önce konuştuk. Onu anlatırım, uzun örnekler var. Yani şey çocuklar var. Öyleydi. 12 yaşında askeri okula girdim. 12 yaşında askeri okula giriyorsunuz. Çünkü mahallede kule diye giren var. Karaharp okulunda olan abilerimiz var. Assubay okulu, Karaca Assubay abiler var. Geliyorlar mahalleye. Mesela bahçedeyiz. Büyük, tabii herkes samimi o zaman. Mahallede her evde istediğin eve gir, yemek ye. O kadar böyle bir samimiyet vardı. Ne güzel. Amut'a kalkıyorlar o askeri okulda okuyanlar falan. Birisi ön übaşılak yapıyor. Yani elini koyup perende atıyor ya. Hı hı. Zeki abi o Karaharp okulunda jimnastik takımında olan koşuyor, ön salto atıyordu mesela. Kızlar falan da hep onları seyrediyorlar ya bahçede falan, balkondan camdan çıkıp. Dedim ben de jimnastikçi olacağım, kızlar beni de seyrediyor. Ya her şeyin başlangıcında bir kız var hep. Bak. Hepimiz de öyle yani. Hep böyle ne bileyim bir dikkat çekmek için bir çabamız oluyor ama bazen iyi şeyler olmuyor. Onlarsız olmuyor ki.